Evet değerli müşterilerimiz, şimdi sizle beraber Esmapa çamaşır makinesi dolabı kurulum yapacağız. Paketiniz bu şekilde tek paket halinde gelecektir. Şu şekilde bir 12 santim parça var. 4 tane ayak çıkacak. Hırdavatları. Şu şekilde 2 tane arkalık çıkacak. 2 tane kapağımız. Şu şekilde bir tane rafımız var. Şu şekilde bir tane bölmemiz var. Şu arkalığın ortasına koyacağımız bir tane plastiğimiz çıkacak. Bu kanallı olup büyük olan parça üst, dolap üstü. Şu şekilde kanallı bir bölmemiz var. Şimdi bunların kurulumunu yaparken ben size nerede kullanacağınızı anlatacağım. Ve iki tane de uzun yanımız çıkacak. Şu kenarlarda çıkan parçalar kafanızı karıştırmasın. Onlar çöp. Kargoda zarar görmesin diye koyduğumuz parçalar. Parçayla kurulumuna devam ediyoruz. Şu şekilde delikleri var, kavale delikleri ve şu şekilde kanal olan, dört tarafı bantlı olan parça. Şu şekilde kanalı alta getirirsiniz. Hırdavat paketi içinde şu şekilde siyah demeyelim, bunları bazen beyaz kullanabiliyoruz. Plastik ve şu şekilde çıkan en uzun vidayı bu iskeleti monte ederken kullanıyoruz. Şu şekilde göstereyim ben size. Hazır olan yerler var. Deliğin bir şekilde geliyor. Şu deliklere denk gelecek o siyahlar. Şuradan da bu şekilde görmüş olduğunuz delikten en uzun vidayı atıyoruz. Yine oradaki hazır olan delikten en uzun vidayı atıyoruz. Yine aynı şekilde şuradaki hazır olan deliğe siyah taktık. Şuradaki kanal çizgimiz yine aşağı geliyor. Yine o en uzun olan vidayı buradan atıyoruz. Yeri hazır, kesinlikle çatlama patlama yapmaz. Düz bir şekilde sıktığınız zaman o yerine gidecek. Bu şekilde U haline getirdikten sonra dolabımızı kaldırıyoruz. Ortasından plastiği takarak şu şekilde kanala girdiğinden emin oluyoruz. Şimdi şu şekilde 66.4'e 43 olan bir parçamız var. Yine bunun aynı kenarında da siyah ve şurada kanal olan bölmesi var. Bu siyah plastikleri yine bu deliklere, hazır olan yerlere takıyoruz.
Şu şekilde önce kanalı oturtuyorum. Kanalı oturtarak buradaki yuvadaki yerini oturtuyorum. Şu şekilde taktıktan sonra yine en uzun olan vidayı bu şekilde atıyorum. Ev ortamında çok kolay kurabileceğiniz bir dolap. Sadece şarjlı matkap ihtiyacınız var kurulum yaparken. Şu ikinci katı yaparken kenarlarında delik var. Fakat bunda herhangi bir kanal yok. Kanallı parçayı arkalıkların geçtiği bölümde kullandık. Şu şekilde siyah plastikleri gene takıyoruz. Şu şekilde. Yandan gene en uzun ile yapıyoruz. Şimdi şu dar olan parçayı aldık. Yine kenarından yuvalarına siyahları takıyoruz. Şimdi ayak takımına geldik. Ayaklarda şu şekilde vidalı. Bunları yerinden çıkartıyoruz. Ayakları U şeklinde takıyoruz. Ayakların burada vida atacağınız yerler var. Bu vida atacağınız yerlerden paket içerisinden çıkan en küçük vidaları kullanıyorsunuz bu sefer. Bu şekilde yatırırsınız. Şimdi kapaklarımızı alıyoruz. Dolabı kurarken benim kullandığım sıralamayı kullanırsanız kesinlikle hiçbir problem yaşamadan dolabınızı kurmuş olursunuz.
Gördüğünüz gibi evde tek başınıza kurabileceğiniz bir dolap. Kurulumu rahat. Kesinlikle hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan tek başınıza kurabilirsiniz. Vidalarını tek attım. O yüzden şimdi birazdan ayar yapacağım. Ayar yapacağım zaman yerlerini değiştirebilirim. Bakıyoruz. Kapak ayar videomuz var. Onu ben size atarım. Şu şekilde. Kapak ayar videosu için 0541 660 81 23 no numaradan bana ulaşabilirsiniz. Kapak ayarı uzun bir konu olduğu için onu bu videoya sığdırmadım. Onu ayrı çektim. Şu şekilde dolabımızın şu an ayarı yapıldı. Vidalarını tamamlıyorum. Şekilde dolabımız kullanıma hazır. Şu beyaz raf filmleri var. Raf filmlerini takıyoruz. Kulplarını takıp kullanabilirsiniz. Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim.